Şimdi gelelim bakalım çekilişi sonuçlanır. Dediğim gibi birden fazla hesapla katılış yapabiliyordunuz ve fazla fazla sayılıyordu. Bu 10 tane hesapla katıldıysanız 10 kişilik katılmış sayılacaktınız. Neyse çekilişimizi yapalım bakalım. Ondan sonra da videoya giriş yapalım. Yap kankacım çekilişimizi. İlyas Askan ve Lord Chase asıl tarihler olarak seçilmişler. Yedek tarihler Disaster 23 ve İstanbul'da 31. Lan okuyamadık gittik. Ne oldu çarpıldı ya. Ben ilk iki arkadaşa ulaşmaya çalışırım. Asıl tarihliler kısmındakilere bakın buraya yine söylüyorum. Geçen videoda karışıklık oldu ondan sonra. Yedekler ulaşamazsam geçerli olacaklar. Ben önce şu arkadaşlara ulaşmaya çalışacağım. Ulaşamazsam bu arkadaşlara ulaşırım. Hiç üzülmeyin. Sürekli olarak çekilişler devam edecek zaten. 19.000'de bir tane daha çekiliş yapmayı planlıyorum. Şimdi videoya giriş yapalım. Herkese selamlar. Mortal Kombat Mobile'in yeni bir bölümündeyiz ve bugün Aaron Blake'in brutality'sini tanıtmaya çalışacağız. Bakalım umarım başarabilirsek. Ali Güner'e hesabını verdiği için çok teşekkür ederim. Faction Wars'a direkt diyeceğiz. Videonun başında bu arada söylemiş olayım. Bu hafta çok fazla video atamayacağım çünkü vize haftama giriyorum. Vize haftası ne diyenler için üniversitedeki ilk sınava vize deniyor. İkinci sınava final. Finalden kanalısanız da bütünlemeye giriyorsunuz. Üçüncü sınav olarak düşünebilirsiniz. Ki ben o bokun hepsini yedim geçen dönem. O yüzden bu dönem biraz çalışmak lazım. Neyse. Şimdi şöyle Aaron Black'in brutalitesini tanıtmadan önce ve girelim eşyalarına bakalım. İlk eşyamız bu. Brutality atabilmek için. Ben de galiba Aaron Black'in miydi? Nightwolf'un muydu? Bir tanesinin bir brutality çıktı şu an için. Diğerini de çıkarmaya çalışıyorum. Kuleyi çok fazla yapamadım. Şu sınav haftasına öncesinden bakacağım diye. İlk ekipmanımız bu. Bunu giydikten sonra bunu giyiyorsunuz ve brutality atmaya kazanıyorsunuz. Özelliklerini de bakalım hemen. Elder Wind Tower'a özelmiş. Oh, %300 can bu şey yapıyor, veriyor size. %200 recovery yenileme şey alıyorsunuz ve %5 tane boyunca ilk girişinizde 5 tane boyunca şey yapıyorsunuz oyuna girdiğinizde. Lan konuşayım artık. 5 saniye boyunca kalkanını kırıyorsunuz rakibin. Ne konuşamadım, özürlü oldum ya. Şu bu oydu. Bir dakika, ekstra bir tane daha özelliği var şu alt kısımdaki. Şimdi maç boyun her girişinde maçı anladığım kadarıyla seçildiğinde 3 defa boyunca Aaron Blake yine rakibine bu challenge olayları falan var ya, 10 saniye boyunca bunu yapıyor. Bu sonuncuya geldiğinde Aaron Blake 170 şansla herhangi bir yeteneği dodge'luyor, yani engelliyor. Eğer diyor bununla birlikte bir rakibi öldürürse aynı zamanda %30 kritik vuruş şansı kazanıyormuş ve maç sonuna kadar bu geçerli oluyormuş. Eğer diyor düellodan çıkış yaparsa bu özelliklerini diyor kaybeder. Kaybediyormuş. Bir dakika. If he tanks ha, düello sırasında çıkarsa aynen kaybediyor. O ne alakalı? O nasıl oluyormuş ya? Neyse bir bakalım, göreceğiz artık. Maç ortasında onu tekrardan anlayacağız. Brutality seti zaten şu anda hazır. Nasıl yaptığı hakkında bir fikrim yok. Daha önce dediğim gibi zaten ben videoları araştırmadan giriyorum ki o tepkiyi gerçekten verebileyim. Birçoğunda öyle yaptım şu anda. Yeni gelen güncellemelerde falan şey yapsalardı, karakterleri öncesinden gösterselerdi güzel olurdu aslında. Mortal Kombat'ın bunu yapması lazım ya. Yani çıkartacağı karakter öncesinden tanıtması lazım. Ne yapacağız bilmiyorum o konuda. Şöyle bir gel bakalım kardeş. Şimdi şöyle bir atayım ben sana. Güzel. İyi. Oo, pompalı tüfeğimizi çıkartıp vuruyoruz. Bir de sırtındaki Kar98'e benzemiyor mu bu arada? Pompalı diyorum da ben. Bakmayın pompalı dediğime. Kombomuz bu mu? Valla bu bayağı güzel duruyor bu arada. O komboyu ben çok sevdim. Yatırıp suratına saçma kombosu. Block Breaker'ımız var mıydı? Görmedim ya. Büyük ihtimalle vardır ama. Aha. Bakalım. Aha lan. Vallahi yapacak. Ne yaptı? Vallahi bir garip bir şey yani, çok sade ama garip. Hiçbir ekstra bir şey çıkmadı ya. Dur bakayım. Sonuncu karakteri yapmayı deneyelim. Onda daha güzel olur. Şöyle bir buna da atmaya çalışalım. Aha, attık mı? Yok, Brutal Ending yazıyordu. Biterken iyi bari, artık söylüyor onu da. Güzel olmuş o olay. Bu arada bayağı bir vuruyoruz he. Yani şöyle bir dur bakayım kardeş. Tamam, ben sana birinciyi bir şimdilik atayım. Sen şunu bir al. Öldürmez değil mi lan? Tamam. Bir daha atalım şöyle bir birinciyi. Çok yüksek vurmayacağım. 177 vurdum, çok yüksek vurmayacağım deyip. 28. Aha. Hadi. Hadi oğlum. Aha. Yapma. Yapma be. Yaparsın hadi hadi. Aha. Vallahi brutal ending. Şimdi ne olacak? Vallahi normalmiş ya. Bilmiyorum, benim çok tepki veremedim buna. Normal değil mi? Çok ekstra bir şey yapmamışlar sanki. Çok dediğim gibi ekstra bir şey yok. Sıka 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 çürütüyor kafasını. Garip. Ama şey güzelmiş. Combo olayı, yatılıp suratına sıçma olayı güzel. Keyifli. Yani.
Hocam çok tatmin olamadık sanki bunda valla. Ne yalan söyleyeyim. Aşırı bir tatmin etmedi böyle mermiyle şakşuk falan farklı bir şeyler yapmasını beklerdim. Yatırıyor direkt tık 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 tık. Sıkıyor bu kadar. Hani başka da bir olayı yokmuş. Neyse hayırlısı bakalım. Güzel karakter yine kötü değil öyle. Tüm kanallara geçerli olacak bu arada bu. Ben bu hafta tüm kanallara az video yükleyeceğim. Mecburen böyle olacak. Sınav haftası olduğu için. Aynen bu. Yani vallahi bilmiyorum ya hocam, benim hoşuma gitmedi diyemem de çok etkilenmedim. Hani normal brutal ending anasını satayım. Başka hiçbir şey yok. Ekstra hiçbir şey yapmamışlar. Şunu bir al bakalım. Şöyle bir al oğlum. Güzel unblockable atak varmış. Yapma be, keşke bunu atmasaydık ama artık çok geç. Böyle bir bu arada giriş çıkış yapalım bir. Şu pasifini ben bir çalıştırmaya çalışayım bakalım bunu nasıl oluyormuş. Tarayarak çıkıyor zaten bu. Bunu biliyorsunuz. Kendi şeyi bu. Her zaman yapmıyor da galiba bunu. Girerken bir şimdi bakalım. Düello olayını. Ha aynen. Nasıl yapıyoruz hocam? Düelloyu. Şu Aaron Black winledi. Ha, kritik şansımız arttı. Bunu yani, düelloda şimdi kazanan karakter mi kritik şansını kazandığı zaman mı kritik şansını arttırıyor? Ben anlamadım ki onun olayını. Neyse artık yapma be, öldürdü dekti ya. Püh, ağzına tüküreyim senin ayı. Beklesene, bir brutalite atalım ya. Öküz gibi fazla vurdu. Böyle bir gel bakalım kardeş. Devam edelim bir. Yani kuleyi ulan bayağı bir aksattım ben de. Vallahi nasıl olacak, yetişemiyorum oğlum ya. 4 tane kanal olunca gerçekten bayağı bir hayat zor oluyor. Günlük 5 saat 6 saat falan minimum bu YouTube işiyle uğraşıyorum. Ama yetişmiyor. Vallahi yetişmiyor. Hani her kanala yetişemiyorum. Kanala yetişsem kuleye yetişemiyorum. Kuleye yetişsem kanala anasını satayım. Ne yapacağız bilmiyorum. Ama 20 yaşlarım, 20'ye daha girmedim de 20 yaşıma gireceğim için öküz gibi çalışmamın tam vakti. Size tavsiye ederim, eğer 16-25 arasındaysanız çalışın. Öküz gibi çalışın. 25'ten sonra çünkü bunalım olayları falan başladıktan sonra çalışamazsınız. Yaşınız geçmeye başlar. Tak tak tak. Fazla vurmayalım. Evet, öküz öldürdü. Ben fazla vurmayalım dediğim halde öldürdü. Hayvan. Şöyle bir al bakayım. Bir komboya kaça indiriyor canını? %65. 50'ye. Yuh, ananın nikah. Ne yaptın, öldürdün ya. Hadi. Brutality yapamadık. Tüh. Yapmadı daha doğrusu. Hadi kankam bir tane daha çıkartalım ya. Yapma yapma, öyle vurma vurma. Standartlı şerefsize bak sen. Dur lan. Allah Allah. Bir salmadın gittin ya. Al oğlum. Şöyle bir vurayım ben sana. 90'dan %46'ya. Yuh. Yarı can attık anasını satayım. Böyle bir al. Bir de şöyle al. Şimdi atman lazım brutality. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Yapma be çocuk. Yapma be oğlum. Ah, yine atamadık. Neyse tamam olsun. Atabildim zaten ilkinden. Hem başında hem sonunda attık. O yönden güzel oldu ya brutality'si. Yani dediğim gibi hocam. Şimdi bir Scorpion'ınki var. Bir bu var. Ne? Çok fazla fark var aralarında. Acayip fazla fark var. Raiden'ınki de çok güzeldi mesela. Şimşekli yıldırımla bitiriyor. O da güzel. Sonra Scarlet'ınki nasıldı? Siliyor muydu direkt? Ha, yok Mortal Kombat 11 Noob Saibot siliyordu değil mi? Öyle hatırlıyorum. Bakalım ya. Yani olduğu kadar diyelim. Şöyle bir fight. Al bakalım kardeş. Seni bir tokatlayayım ben. Tamam. Tık tık tık. Böyle bir şunu al bakayım kankam. Şöyle vurayım sana. Güzel. %46. Gene canını bayağı bir indirdik. Şunu al. Fıtı 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 fıtı. Eğer şey yaparsam bu hafta bu hafta bir geçsin. Sınav haftam bir bitsin. Ondan sonra şu şeyde birinci olmalıyım deneyeceğim ya. Oyun birincisi olmaya çalışacağım. Mortal Kombat Mobile'de. Bakalım onu yapabilecek miyiz göreceğiz zaten. Deneyeceğim ama onu. Direkt puanla birinci olmaya çalışacağım. Başarabilir miyiz tabii ki bilmiyorum ama ana hesabımda çok fazla karakter var. Bence illaki bir şeyler olur diye düşünüyorum. Bakalım ya. Böyle 30 milyon puan kasmamız gerekmiyor. Daha benim cebim 15 milyon puana falan hızlı davranabilirsek şey yaparız. Birinci oluruz. Şunu bir hadi oğlum bir brutality. Ulan ne oldu, bayağıdır atmıyorsun ya. Küstün mü anasını satayım. Öldük mü? Trişat iyi bari, şeyini atalım. Hep aynı değil mi? Aynen. Keşke bunu değiştirseniz ya artık. Çok güzel. Orası ayrı bir olay. Hani bayağı güzel ama yeni bir, gerçi yeni Aaron Black gelmedi ki yani. Normal değil mi? Öldürdük lan. Yuh lan. Sonuncu karaktermiş. Farkında değildim ya. Püh. Kodumuz da son olsun. Böyle verelim. Devam.
Yani çatır çutur kafasını kopartıyor falan. Emre Terder'e belki video yükleyebilirim bu hafta. Çünkü Emre Terder'e de şey yapmam gerekmiyor. Yani öncesinde çektiğimde de bir sıkıntı olmuyor. Hikaye modda oyunlar yüklediğim için. Çeker bir köşeye atarsın boş gününde. Bir sıkıntı olmaz ama Mortal Kombat'ta öyle değil. Mortal Kombat güncel bir oyun. Elimden geldiği kadarıyla o yüzden güncel şeyler atmaya çalışıyorum. A'dan Z'ye serisinde sadece şey yapılabilir. Tanıtım için öncesinden çekilebilir. O da yani gene sıkıntı olur. Mortal Kombat'ta pek olmuyor dediğim olay. Hikaye modlu bir oyun olmadığı için o kadar. Mobilde en azından öyle. Şöyle bir al bakalım. Aslında Mortal Kombat mobil hikaye getirebilirler ya. Injustice 2'de yaptıkları gibi çok da güzel olur bence, bilmiyorum. Hadi oğlum bu sefer at artık. Lan ne bu, kinlendin mi, ne oldu ya? Kendi kendine brutal tatmaz moda geçti. Şöyle ne vurdu yalnız o hayvan ya. 91'den kaça indireceğiz? 64'e çok da inmedi ha. Vallahi iyi güçlü. Ayı bayağı güçlü. Al bakayım oğlum. Güzel. Şöyle bir al bakalım yavrucuğum. Tek. Tek. İyi. Bu sefer at hadi. At hadi oğlum. Brutal Ending. Lan püh. Yapmıyor ya. Vallahi küstü mü, ne yaptı anasını satayım. Karakteri küstürdük. Dur. Bunu atmayayım. Şunu atayım. Dur. Bir sonrakini atayım. Çünkü 125'in altına indirdikten sonra combo çıkartamayabilir de gene öldü ki anasını satayım. Fazla vurduğumuz için öldürdük. Dur bakayım, belki bu ölmezse atabiliriz ama işte block breaker çalışmadı orada. Çalışsa belki, çok düşük bir ihtimalle olsa atardık ama yani ben direkt sana şunu koyuyorum kanka. Sana bir elveda diyelim biz. Hadi bay bay. Al bakayım. Yani şunu da atayım, maksimum hasar vurmaya çalışalım anasını satayım. Ah. Öküz hak ettin. Ulan bir türlü attırmadı ya. İki maç brutal atabildik. Yok lan, bir maç, iki maç atabildik ya. Değil mi? İki maçta attık aynen. Olsun. Yine de görmüş olduk. İlkinden gördük. Yani dediğim gibi çok fazla beklentimi karşılamadı. Farklı bir şeyle beklerdim en azından. Ama yapacak bir şey yok. Bu video şimdilik bu kadar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşçakalın. Ben bugün. Kendinize çok çok iyi bakın.